Merhaba Webtekno takipçileri, söz verdiğimiz gibi iPhone 7'nin sağlamlık testiyle karşınızdayız. Şimdi demin telefonu attık ama suyun altını çalışacak mı çalışmayacak mı biz de bilmiyoruz da gelin hep beraber deneyelim. Evet millet, iPhone'un suyun içinde bayağı bir süre tuttuk. Çağdaş ile Levent abi bayağı bir oynadılar iPhone'la ve şu an herhangi bir sorun yok. Cayır cayır çalışıyor. Şu kameradan da sizlere daha yakın plandan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi dilerseniz çizilme testiyle devam edelim. Evet bakıyoruz, iPhone 7 çiziliyor mu? Şu an tornavidayla gıcır gıcır. Bak şuradan bastırınca şuradaki suyu görüyor musun? İçindeki su çıkıyor. Bak bastırdıkça su çıkıyor. Vallahi billahi teknoloji ya. Ön tarafı şu an bayağı bir abanlama rağmen bir de düz verdi Çağdaş. Düzüyle de bir abanalım. Şöyle köstürüyorum. Şurada çok ufak kılcal çizikler var arkadaşlar ama harbiden abanmamıza rağmen oldu bunlar. Arka taraf zaten iddialara göre cayır cayır çiziliyor. Özellikle simsiyah olan modelinde daha fazla çiziliyormuş. Bakalım bunda durum ne olacak? Oo, gitti bile. Evet arkadaşlar, iPhone 7'nin arka tarafı cayır cayır çiziliyor gördüğünüz üzere. Yani siz bunu eğer cebinize anahtarla, bozuk parayla falan koyacaksanız dikkat edin, arka taraf çizebilir ya da kılıf kullanmanız lazım. Kamerada herhangi bir şey yok ama arka tarafın durumu bence şu an bayağı kötü bir halde. Bu arada çizilme testinden sağlam çıkmayan iPhone'u unutmadan şunu da yapmak istiyorum. Suya girdi çıktı o kadar. Bakalım hoparlörü ve mikrofonu çalışmaya devam ediyor mu? Hemen bir video çekeceğim. Ses deneme. Hoparlör ve mikrofonu deniyoruz arkadaşlar. Bakalım çalışacak mı? Şöyle çekeyim. Hoparlörden gelen ses biraz cızırtılı. Hani belki 3-4 saat bekledikten sonra içindeki suyu tamamen atabilir. Ama şu an için ilk çıktığı zaman problem var gibi duruyor. Evet millet, şimdi de düşürme testine geldi sıra. Telefonu şöyle bir önce cep hizasından bırakalım Çağdaş. Önce cep hizasından bırakalım. Daha sonra da kulak hizasından bırakacağız. Bakalım düşürmelerden sağlam çıkacak mı iPhone 7. Evet bırakıyorum. Haydi bakalım. Evet camımız çatlamış, geçmişler olsun. Bu köşe gitti arkadaşlar. İlk düşmede cep hizasından telefonun camı maalesef dayanamadı. Şimdi sıra geldi kulak hizasına. Bir de kulak hizasından atalım bakalım neler olacak. Evet şöyle telefonla konuşurken telefon yanlışlıkla düşüyor. Şu an inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Telefondan bir su çıktı. Ama sudan önce yan taraf tamamen paramparça olup bakalım hala çalışıyor mu? Alt taraf tabii ki de mantıken çalışmıyor ama üst tarafı kullanabiliriz. Kamerayı açalım şöyle. Fotoğraf kısmı da çalışıyor. Aa, bir kısmı çalıştı vallahi. Yani bir iPhone 7 alırsanız düşmelere mutlaka dikkat edin. Hatta yani böyle sağlam koruyan bir kılıf da kullanmanızda bence fayda var. İkinci düşüşte bu hale geldi çünkü. Millet, düşürme testinden sağlam çıkamayan telefonumuz bakalım altılarda olduğu gibi bükülmeye dayanıklı mı değil mi? Şimdi hep beraber göreceğiz. Yurucundan tutar mısın kardeşim?
Cam birazcık daha çatladı zaten çatlak olduğu için. Ama şöyle bir şey var, telefonun kasası hakikaten bükülmedi. Bayağı yüklendik telefona. Ama şu an kasamız dümdüz şekilde duruyor. Hakikaten sağlam yapmışlar. Evet millet, buradaki testlerimiz sona geldiğine göre Webtekno usulü aksiyonlu finalimize geçmenin tam zamanı. Şimdi hep beraber o tarafa doğru gidelim. Evet millet, şu an nereye geldik? Kafamızdaki kulaklıklardan da belli olabileceğine göre poligona geldik. Poligona geldik arkadaşlar. iPhone'un kaderini burada belirleyeceğiz. Bakalım kurşuna dayanıklı mı, değil mi? Şimdi ince ince iPhone'a sıkalım mı? Sıksınlar. Ne? Tamam, duymuyor beni. Neyse, görüşürüz. Birincisi buydu zaten, 5. Evet arkadaşlar, yine Webtekno usulü dediğim şey yakışır bir aksiyonla videomuzun sonuna geldik. Aytekin, sen bu işlere meraklısın. Bir önerin var mı bu işlere meraklı insanlara? Atışa merak olan arkadaşları poligonlara bekliyoruz. Aa, çok güzel oldu. Aynen. Senin var mı? Düğün dernekte havaya sıkmaya gerek yok. Buraya gelmesin. Bence de silaha hiç gerek yok. Bizimki biraz şov işi yani. O zaman videomuzu ince ince kapatalım mı? Galiba. Bence kapatalım. Tamamdır. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar, merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz bir şey varsa alt tarafa yorumlara atın. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Millet, sağımda ve solumda bambaşka Webtekno videoları var. Onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda üzerimde duran Webtekno logosundan kanalımıza abone olabilirsiniz.